Efendim son konuşmacımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Murat Orhun, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden. Kendisi de benim gibi alan dışından bir kardeşimiz, bilgisayar mühendisi. 1972'de Doğu Türkistan'ın Aktuğ ilinin Uyta köyünde doğmuştur. Araştırma alanı özel olarak çok hayırlı bir iş yapıyor. Türk dilleri üzerinde bilgisayar destekli araştırma ve çeviri üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca önemli bir hayır işi de yürütmekte. İlk Müslüman Sultanımız olarak bilinen Abdülkerim Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Eğitim Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Sayın Orhun, Allah razı olsun yaptığınız çalışmalardan dolayı ayrıca tebrik ederim. Siz buyurun dinleyelim. Konu Mehmet Ali Tevfik Efendi yazıyor ama buyurun siz kendiniz açıklayın. Yalnız işte 2 dakika kala bir uyarısını sevinirim. Olur. Çünkü biraz slaytım var yani. Ama 15 dakika içinde toparlayın. Tabii. 13 dakika geçerken tamam. Dersiniz hocam tamam. Dersiniz. Ben tamam. Şey sonuçlandırırım. Merhabalar. Benim bugün bu oturumda sunacağım sunu biz Doğu Türkistan tarihinde yakın geçmişte yaşamış geçmiş bir aydınımızı anlatmaya çalışacağım. Üstelik gördüğünüz gibi 4 konuda toparlamaya çalışacağım. Doğum ve eğitimi, vatan dışında vatana dönüş ve tevfik araştırmaları olarak. Evet, Mehmet Ali Tevfik Efendi bizim Doğu Türkistan tarihimizde yakın zamanda yaşamış bir aydınımızdır. Yani 1901 yılında doğmuş. Şimdi Doğu Türkistan tarihinde kabul edilen düşünür, şair, cedidçi olarak tanıyoruz bunu, kabul ediyoruz. Çünkü şimdi biliyoruz ki Türk dünyasında biz de Gaspral dediğimiz zaman hepimiz ne kadar yeri varsa Türk dünyasında. Tabii Muhammed Ali Tevfik Efendi'nin Uygur tarihimizde o kadar yeri var. Tevfik Efendimiz neden bu kadar bizim Doğu Türkistan tarihimizde bu kadar önemli yere sahip dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 1901. seneler doğmuş. O zamanlar bizim Doğu Türkistan'da işte diş dünyadan tamamen kopartılmış, halkta cehalet içinde bırakılmış, işte yurt dışına çıkma, kirlilik yasaklanmış, iletişimde kopartılmış bir dönem. Eğer siz bakarsınız dünya tarihine 1901. yıllar İsterse Orta Asya, Türkistan coğrafyası olsun, Türkiye, Osmanlı coğrafyası olsun çok ciddi ve olayların yaşandığı bir devirler. Ancak o zaman bizim Doğu Türkistan halkımız tüm bu toplamlardan bu olayların tamamen kopartılmış, somut, soyutlandırılmış bir durumdadır. Ve işte ne bileyim devletini yönetenler çok eşsiz, adaletsiz bir şekilde yönetiyorlar devlet millete. İşte o zamanlarda Doğu Türkistan'da eğitim, daha çok medrese eğitim dayanmaktadır ama o zaman da bile bazı yetişmiş, yurt dışına çıkmış, zengin insanların açtığı çok az sayıda bir okul bulunuyor, fen okulu diye. İşte Tevfik Efendi'nin babası, küçük Tevfik'in bu okula gönderiyorlar. Ancak kısa bir süre sonra bu okulda da kapatılıyor. Neden? Dediğiniz zaman millet yanlış şeyler öğreniyorlar, çünkü kafa tutacaklar diye kapatıyorlar. Sonra babası ufak, genç Tevfik'ini alıyorlar Doğu Türkistan'ın kuzey bölgesine. Götürüyorlar işte Börtela, Çöçek ve Gulca bunlar işte Doğu Türkistan şu an Doğu Türkistan kuzeyinde bulunmuş daha gelişmiş ya Doğu Türkistan güneyine göre daha gelişmiş bölgelerdir. Yani artış Doğu Türkistan'ın güneyinde bulunuyor Kaşgar'a ama çok sıkı bir yönetim var o dönemlerde. Babası işte çocuğunu daha bir eğitim vermek için o taraflara götürüyor yani. Bu süreçte Muhammed ile Tevfik farklı insanlarla görüşme, danışma, toplantı yapma, fikir alma bir fırsatı oluyor. Ancak 1924 yılında Doğu Türkistan Cedidçilik Hareketi'nin lideri Abdülkadir Damulla bizim bu liderimiz suikastla öldürülüyor. Tamam detaylı bilgi vermek istemiyorum Abdülkadir Damulla hakkında çünkü dışarı çıkarsınız poster kısmında bu Abdülkadir Damulla ile ilgili poster bulunuyor. Burada daha detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Zamanında Muhammed Ali Tevfik Efendi Abdülkadir Damulla'dan bayağı bir eğitim almıştır. Ama işte önde gelen aydın insanlar olduğundan dolayı gerici insanlar bu insanı şehit ediyorlar. Ve şair olan Tevfik Efendi duygularını şu şiirle dile getiriyorlar. Okudu, geçti başkalar bizden. Ey kardeşlerim, görünce onların çalışma hırsını kaynar vicdanlar. Kartal gibi parladı gökte diğer milletler.
kaldık onlardan çok arkada. Düşün ey ümmetler diye bunun gibi küçük güzel anlamlı şeyler yazıyorlar. Esla adı Muhammed Ali ama bu şeyler yazarken Tevfik adında takımı adını kullanıyorlar. Biliyorsun Tevfik demek başarı Arapça bir sözcükten geliyor. Yani kendi adı Muhammed Ali aslında ama şu an Doğu Türkistan daha çok Tevfik adıyla biliniyor kendisi. Ve ondan sonra Tevfik milletini uyandırmak, bilgilendirmek için sürekli şiirler yazıyorlar, söyleşiler yapıyorlar, toplantıları yapıyorlar ama o zamanki yönetim bunu kabul edemiyorlar ve ciddi bir baskı söz konusudur. Aynen Tevfik'i bile susturmak istiyorlar. Bundan dolayı Çöyçek, Gulca bölgesinde yaşamış bazı Türkiye'den gelmiş aydınlar Tevfik'e önerinde bulunuyorlar ki sen terk et burada fazla yaşama şansın yok diye. Dolayısıyla gizli bir geçişle Doğu Türkistan'dan çıkarak şeye geliyorlar, terk ediyorlar, gitmek zorunda kalıyorlar ve önce Taşkent'e geliyor. Taşkent biliyorsunuz Türkistan coğrafyasının eskiden zaten eğitim merkezi olmuştur kendisi. Orada kendini yetiştirmek istiyor. Ancak orada o zaman şeraitler yaşam mücadelesi pek elverişli değil. Dolayısıyla oradan Kırım'a gitmek zorunda kalıyorlar. Ve Kırım'da ne kadar kaldığını bilmiyoruz ama orada bir sene civarında bir yaşam mücadelesi sürdüğünü biliyoruz. Öyle söyleniyor. Sonra işte orada Kırım'da bile birden Türk hayırseverin yardımıyla bir gemiyle İstanbul'a geliyor. Sonra İstanbul'da yaşamak için ilk önce balık yakalamak falan ufak ufak işlerde çalışıyorlar. Sonra işte ve hiçbir zaman eğitimden okumaktan vazgeçmiş değiller. Bakıyorlar okumak için işte okullara gidiyorlar, pencereleri, kapıları bekliyorlar derse girmek için. Sonra işte orada bir hoca çok etkileniyor ve Tevfik'in dersi alıyor. Dolayısıyla 1929-1932 yıllarında İstanbul'da bir okulda eğitime girdi söyleniyor. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yapıyor. Ama bu konuda işte hangi okulda okudu, hangi okulda eğitim yaptı kesin bilgimiz yok. Bununla ilgili ciddi bir araştırmalar yapılıyor şu an. Ciddi bir araştırma konusu, açık konu bu. Sonra bu süreçte öğretmenlik yaparken aynen Türkiye'de yaşamış geçmiş zamanındaki çeşitli aydınlarla tanışıyorlar. Ve Doğu Türkistan'ın ilgili ciddi propagandalar yapıyor, kendisi tanıtmak hizmetleri yapıyorlar, şiirler, hikayeler yazıyorlar. Ama bilmiyoruz yani hangi dergide yazdı çünkü kendisi şair kendisi. Ve bu zamanda bakıyor Doğu Türkistan ciddi bir halk ayaklanması oluyor ve biliyorsunuz Doğu Türkistan tarihinde ilk sefer cumhuriyet kurulmuştur. 1933'de Doğu Türkistan ilk İslam Cumhuriyeti kuruluma hazırlıklı çalışmaları yapılıyor ve bu haberini duyan Tevfik duygularını şu şiirle dile getiriyorlar. Duyduk ey ana diyar senden sesleri, patlamış zalimlere karşın volkanlar, parçalasa kulluk kölelik zincirini, hücume çekilmek yok ey kahraman insanlar. Tamam şimdi ben bunu Uygur için Türkçe çevirdiğimden dolayı biraz şey şiir gibi şey vermiyor ama anlam olarak bu şekildedir. Sonra evet Doğu Türkistan Tevfik Efendi hayatının hiç tehlikesine bakmadan doğrudan Doğu Türkistan dönüyor. Fotoğrafa baktığın zaman ortadaki ön sıradaki incecik olan Muhammed Ali Tevfik, arkada bulunan insanlar ise zengin ve bu Doğu Türkistan davasına gönül veren insanlar hepsi Tevfik'ini karşılıyorlar. Diyorlar ki biz sana destek vereceğiz diye. Ve Tevfik geldikten sonra hiçbir aynen bir gece bile dem almadan, dinlenmeden aynen eğitim hizmetleri başlıyorlar. Eğitim için diyorlar ki milletini kurtarmak, akartmak için ilk şey eğitimden geçer, okuldan geçer. Diyorlar bunun için ciddi görüşmeler yapıyorlar, toplantılar yapıyorlar ve maddi destek için büyük yurtun önünde gelen esnaflar, zenginler görüşmeleri yapıyorlar. Bu esnafta mesela ana babalar komisyonu, eğitim komisyonu, atalar komisyonu gibi farklı komisyonlar kuruyorlar. Bakıyorsunuz bu nereden öğrendi? İşte o zaman İstanbul'da kaldı 3 sene, bu civarda işte farklı insanlar görüştü, tanıştı ve işler nasıl yapacağını öğrendi ve aynısını Türkiye'de, Doğu Türkistan'da bu işlerini yapıyorlar. Mesela atalar komisyonu sürekli onlara nasıl maddi yardım bulunacakları ilgili toplantılar yapmış. O zaman demiş ki toplantı. Biz Uygurlarda Uygur dilinin toplantı sözcüğü yok aslında. Ama toplantı demiş ki Doğu Türkistan'da kutsal bir sözcükle gelmişler. Toplantı var dediği zaman millet koşa gidiyormuş. Ama toplantı demek biliyorsunuz sıra toplantı mı? Doğu Türkistan'da yığın bir sözünü kullanıyoruz ama millet böyle yüzleşmiş. Toplantı artık Doğu Türkistan'da yüzleşmiş. O zamanlarda bile. Ondan sonra ilk etapta okul açmak için öğretmen yok Doğu Türkistan'da o zaman. İşte öğretmen var, medrese çalışan hocalarımız var ama örgün eğitim veren hocalarımız yok. Dolayısıyla ilk etapta hocalar yetiştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla 60 öğretmene özel eğitim vermek için kursları açıyor. Ama aynı anda paralel olarak okullar açmak için paralel çalışmaları başlatıyorlar. Yani bir yandan hocalar yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir yandan da öğretmen, öğrenciler
yetiştirmeye, okul açmak için çalışmaları yapıyorlar ve 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Artış ilinde bulunan 24 köyde 24 tane okul açıyorlar ve eğitim verebilecek hazır duruma getiriyorlar. Sonra evet, kısa bir zaman öğrenciler yetiştikten sonra onlar şöyle bir şart, kendisi şairi zaten anlatmıştık, öğretmenle marşı yazıyorlar ve şu öğretmenle marşının ilk kıtası şu şekildedir. Biz öğretmenleriz, yurdumuzda okullar açacağız, halkımıza parlak nurlar yayacağız, nice yıllar zulüm altında perişan olduk, horlandık, İlim irfan yolunda o kadar intizar olduk diyorlar ve kendi 60 tane öğretmenle köy köy, sokak sokak dolaşıyorlar, tüm milleti konuşuyorlar, biz okul açtık, artık çocuklarınızı okula gönderin, biz eğitim vereceğiz diye teşvikat ve tanıtım sonucunda 24 okula 10 bin öğrenci katılıyor. Bunu düşünün, 10 bin tane öğrenci az bir rakam değil, abartılı rakamlar değil, resmi tarihle geçmiş belgilerdir. Zaten biz bundan dolayı diyoruz ki Doğu Türkistan 30 milyon nüfusumuz var diyoruz ama resmen kaynaklarda 12 diyorlar. Bundan görebiliyorsunuz ne kadar ciddi bir rakam farkı var. Evet, ve aynı bunu görebiliyorsunuz ki Doğu Türkistan halkının bilimge olan intizarı ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak bakıyorsunuz eğitime engellemeler, evet her zaman engelleme çıkmıştır. Tevfik Efendi'nin toplumda saygı kazanmışı, takdir kazanmışı, temel milletlerin çekemezliğini şey yapmışlar işte. O zaman millet ters teşvikat yapıyorlar, eğitime ve çalışmaya ters yön engellemeler yapmışlar. Okulları kırmak, kapılarını kırmak, camlarını kırmak gibi işler yapmışlar. Ve çocuklarını okulda almak için ana babalar baskılar yapmışlar. Çocuklarını okula göndermeyin. Neden neymiş? 2 dakika mı kaldı? Evet. Bitireceğim inşallah. Kaç 5 slaytım var. Şöyle demişler, çocuklarınızı okula göndermeyiniz. Bu okula gönderirsiniz artık onlar dinden kopacak, milletten kopacak diye tamamen tersine. Oysa Muhammed Tevfik Efendi okula ne öğretiyorlar? Aynen. Şu an Türkiye'de bulunan İmam Hatip liselerinde olan eğitimini aynısını uyguluyorlar. Matematik, fizik, kimya, tarih var, artı İslam eğitim, hepsi var. Ama millet bunu çekemiyorlar. Hatta Tevfik'in hayatını tehdit ediyorlar. Bundan sonra Tevfik ne yapıyorlar? Tekrar milletin desteğini kazanmak için seçkin 100 öğrencini seçiyorlar ve Doğu Türkistan'ın güneyinde olan tüm il ve gidebilir ilçelerini geziyorlar. Artış, Opal, Peyzavat, Yenihisar, Taşmalı, Kaşgar ve yaya olarak geziyorlar. Tüm izçilerin askeri formaları var. Davul zurnaları var. İşte milletin olduğu yere gittiği zaman askeri geçişle güzel şey yapıyorlar. Öğretmen marşı söylüyorlar, izciler marşı da söylüyorlar ve halka ne yapmak istediğini anlatmaya çalışıyorlar. Ve izciler marşının ilk kıtası şöyledir. Biz izcileriz, ellerimiz çelik, gözlerimiz nurlu, kalbimiz sağlam, halk için yürürüz ileri, düşmanı karşı sağlam intikam. Tabi bunu fazlası okuyamayacağım zamandan dolayı. Evet, sonra o zaman bulunan Kaşgar komutanlığına gidiyor, komutan randevu vermese bile sürekli inatla gidiyorlar. Ve orada tekrar öğretmen marşı ve izciler marşını seslendiriyor ve komutanı çok duygulanıyor. Ve diyorlar ki artık senin eğitim hizmetini biz destekleyeceğiz. Hatta sana 2 tane koruma vereceğiz diyorlar ve 2 tane silahlı koruma veriyor. Böylece Tevfik Efendi devletin bir şekilde desteğini almış oluyor. Ve Tevfik Artış'a dönüyor. Tüm Artış köyünde bulunan milletini topluyorlar bir camide ve şu söyleşini söylüyor. Çok kısa özetle anlatmaya çalışacağım. Çok şeyler yaşadım. Vatanıma hizmet etmek için eğitim aldım ve vatana geri döndüm. Halkımı esaret zincirinden kurtarmak için öğretmenliği en ulu ve değerli eğitim yolunun en doğru yol olarak seçtim. Olduğunu seçtim. Bir gün beni 5 kuruşlu bir kuruşun ile infaz ederler. Ancak vatan için, eğitim için sıcak kanımı vermekten asla vazgeçmem. Bakın bunu kime konuşuyorlar? İşte yöre halkına konuşuyorlar. Bunu engelleyen insanlara konuşuyorlar. Evet. Sonra topluma bundan sonra şu konuşmadan sonra milletlerin desteği bir daha artıyorlar. Çünkü eskiden çocukluğun okulunu alan insanlar daha cesaretleniyor. Çünkü devlet destekliyor. Ondan sonra büyükler için öğleden sonra kursları açıyorlar. Köy yolunu fidan dikme. Yakın Uyur tarihinde ilk kızlar okul açıyorlar. Bakın kızlar okullar biliyorsunuz. Anneler işte çocukları yetiştirmek için çok önemli. Hatta bayan üretmenler için çok önemli. Doğu Türkistan tarihinin ilk bayan üretme açan hocamız Mehmet Ali Tevfik Efendi. Ve sonra Tevfik İzciler sınıfını oluşturuyor. Neden? Çünkü artık ilk okulunu bitirince lisede hocalar ihtiyaç olacak. Dolayısıyla seçkin yaşı büyük öğrenciler seçiyorlar. 40 tane bunlardan işte lise
öğretmen adayı için hoca yetiştiriyor ve bu öğrencilere Tevfik İşleri Sınıfı diye adını veriyor. Şehit edilmesi ancak 4 Mayıs 1937 tarihinde kürsüde ders anlatırken yakalanıyor. Nedeni o zaman Doğu Türkistan'ın bir siyasi ayaklanma oluyor. Tekrar ters dönüşüm oluyor. Dolayısıyla o zaman Doğu Türkistan artık Kaşgar'da yaşayan 300 tane aydın önde gelmiş insan yakalanıyorlar ve hapiste işkenceye tabi tutuluyorlar. Ve bundan sonra köy halkı sevdiği bu insanları kurtarmak için hapse hükümette ayaklanıyorlar. O zaman hükümette erken davranarak herkesin gizli bir şekilde sabahleyin tüm 30 Mayıs 1937 sabahleyin hepsini kurşuna diziyorlar ve iz bırakmamak için hepsine ateş veriyorlar. Ve bu da bizim Doğu Türkistan tarihinde yaşamış en feci bir durum. Şurada bir şey anlattım, kusura bakmayın. İşte hapisteyken şu şiir yazıyorlar. Ezber bir şarkı bir şey oluyorlar. Diyorlar ki bu kadar çok yer gezdim dolaştım. Vatanım için hizmet için, vatanime milletime hizmet için geri döndüm. Geri döndüm. Şöyle bir atladım ama diyorlar ki işte ödül olarak diyor bu işkenceni şey aldım diyor, biraz heyecanlandım dolayısıyla hatırlamadım çünkü zamanda yarışıyorum. Ondan sonra evet dediğim gibi Tevfik Efendi orada şehit oluyorlar, tüm 300 tane köyün önde gelen aydınlar, işte bunun için şeyler, zengin iş insanları var, gazeteci yazarları var, işte hizmet destekleyen insanlar var, hepsi artık yok oluyorlar. Sadece Tevfik Efendi'nin bir ayakkabı var işte, yanma çala yanmış, tam yanmamış işte. Onun bakarak tanıyorlar ki bu Tevfik Efendi'nin cesedi diye. İşte ondan sonra geliyorlar. Ondan sonra işte gizli bir şekilde alıyorlar, götürebilerek defne ediyorlar. İşte o zamandan sonra tamamen Tevfik, tamamen tarihten gizli bir sessiz ortamda kalıyorlar. Ve 2005 tarihinde tekrar araştırma yapılıyorlar ve Tevfik Efendi hatırasına bir hatırasına yapılıyor 2005 Mayıs'ta. Ve ondan sonra Tevfik yaşatılmak için tekrar bizim derslerimize şu an tarih ve edebiyat derslerimize eklenmiştir. Ancak şimdi Doğu Türkistan'da Uygurca eğitim yasaklandığından dolayı artık bunu böyle göremiyoruz maalesef. Ve tekrar Gulcu'da Türkiye Doğu Türkistan'ın kuzeyinde yanan Tevfik zamanında en çok akarcı propaganda ne bileyim hizmet yaptığı yerlerde hatırası için heykeli dikiliyor. Bu yakın zaman tarihinde olmuş bir olay. Ve şimdi Tevfik'in adı Doğu Türkistan tarihini yaşamış geçmiş biliyorsunuz Kutat, Yusuf Has Hacı, Kaşgarlı Mahmut'la aynı değer, aynı yer, aynı kategoride değerlendiriliyor. Ancak şimdiye kadar yurt dışında Muhammed Ali Tevfik Efendi fazla bilinmiyor. Nedeni işte yaptığı çalışma, yaptığı çalışmanın üzerindeki niteliğinden dolayı şimdiye kadar ister şu anki yönetim olsun, zamandaki yönetimler olsun hep gizli kalmışlar. Bir de işte hapiste yakılırken tüm çalışmaları, yazı, şiirler hepsi yakılmıştır, yok edilmiştir. Şimdiye kadar bize ulaşmış şiirleri zamanında talebeleri ve köy halkından ezberlenmiş, hatırlanmış şeyler gelmiştir. Dolayısıyla az bir şeyde şeyler oluyor yani yazma eserleri bize ulaşmıştır. Dolayısıyla Doğu Türkistan tarihinde, yakın zaman tarihinde Muhammed Ali Tevfik Efendi bizim için çok önemli bir yere sahiptir. Tevfik demek şimdi Doğu Türkistan'da eğitim. Bu anlama geliyor. Tevfik dediğimiz zaman eğitim. Eğitim dediğimiz zaman Tevfik. Geliyorlar şimdi Tevfik anında fondumuzlar var. Yurt dışında Tevfik okulu, Tevfik evleri, Tevfik gazetesi, Tevfik bülteni ve Tevfik ödülleri. Her şey Tevfik üzerinde. Bu vesileyle bu toplantıyla Muhammed Ali Tevfik şehidimizi anlatmış fırsatının bu sevincini yaşıyorum. Biraz heyecanlandım, zamanı yarışacağım diye. Hocamız da biliyorsunuz tıpçı hiç affetmiyorlar. Dolayısıyla estağfurullah lütfen. Bu kadar güzel bir söyleşiden sonra Tevfik Efendi'nin ruhunu hep beraber bir Fatiha okuyalım. Allah razı olsun. Amin. Hakikaten çok kıymetli bir şahsiyeti tanıttınız bize. Allah razı olsun. Bu vesileyle ağzınıza sağlık. Heyecanınız ayrıca sirayet ediyor. Çok evet, önemli bir şey. Zor kontrol ettim hocam. Bütün Doğu Türk... yazarken bile tabii, boğazım zaman tıkılmıştı. Doğu çünkü Türkistan kadar... Türklerine de hakikaten salah diyoruz, diliyoruz, kurtuluş diliyoruz, nusret diliyoruz. Allah muvaffak eylesin. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ederim. Hocamıza sorusu olan var mı? Buyurun Halil hocam. Burada çok güzel bir soru sordunuz. O zaman
İki farklı yönetim var bakın. Biri geçiş döneminde yaşadığımız mutesif bir yönetim var. Her şeye karşı. O da Uygurlar diyebiliriz yani, Uygurlarımız. Ama tamamen şey işte, yönetimi elde tutmak için millet cahil bırakmak istiyorlar. Ve dinini yanlış anlatmaya çalışıyorlar. Yurt dışına çıkmanı yasaklıyorlar. Mesela ne bileyim, matematik, fizik, kimya dediğiniz zaman arkadaş şeytan diyor, bu olmaz, gidemezsiniz. Ama Tevfik Efendi diyor ki, arkadaş o da var, bu da var. Çünkü yurt dışına gelmiş, Kırmak gelmiş, Taşkent'ten gelmiş, İstanbul'da okumuş, buradaki eğitimini görmüş, örgün eğitimini görmüş. Demek burada tamamen farklı bir şey. Ama bize gelince tamamen farklı bir şey anlatmışlar. Bundan dolayı zaten şehit edenler de zaten işte o çeşitli insanlar olduğunu söylüyorlar ama biz tabii o zaman da yeterince bizi kaynak olmadığından dolayı bir şey konuşamıyoruz yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim bütün hocalarımızı şuraya sahneye alayım. Sertifikalarını ve hediyelerini takdim edeceğim. Oturumu burada sonlandırıyoruz. Katılımcıların hepsine sabırları için çok teşekkür ediyoruz. Beş dakika bir aramız var efendim.